Marmara Adası'ndan halatlarımızı çözdük. Hava güzel, deniz şahane. Bozcaada'ya doğru seyrimiz devam ediyor. Kümsür abiciğim. Köprünün altından geçiyoruz. Bozcaada'ya doğru devam. Çanakkale Şehitler Abidesi 1 milden selamlandı. Bozcaada'ya yanaştık dostlar. Adadayız. Keyifli bir seyir oldu. Şimdi bir yorgunluk çayı içeceğiz. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce yine tutkuyla gelmiştik buraya. Burada bir sandviç yediydik. Biraz gezeceğiz bakalım. Dostlar burası Bozcaada Küçük Liman. Liman başkanlığı hemen karşıda. Çok keyifli, çok güzel bir yer. Daha önce gelmiştim Bozcaada'ya. Yine bir transfer sırasında buraya girmiştik. Çok yorgunduk. 3-4 saat uyuyup Babakale'ye doğru devam etmiştik. Bugün ve yarın biraz gezme şansım olacak burayı. Sokakları harika, evleri çok güzel. Gerçekten tarih kokuyor. Sabah kalkacağım, erkenden sokaklarında gezeceğim. Size de bu güzel adayı göstereceğim. Gelmeyenler varsa en azından fikir sahibi olurlar. Ben de en kısa zamanda Bozcaada'ya tekrardan geleceğim. Şöyle keyifli bir şekilde gezeriz. Günaydın, güzel bir sabah. Teknemizden ayrıldık. Şu tepedeki değirmenlerin oraya gideceğiz. Deniz abiyle Hüküm abi öndeler. Selamlar herkese. Şansımıza bugün Bozcaada'nın pazarı kurulmuş burada. Hayırlı işler. Sağ ol efendim. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Enginar, mısır, sarımsak. Oh, bereketli olsun pazar. Hemen tekneye yakın limanın arkasında kurulan pazar. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Güzel. Oh, zeytinlere bak ne güzel kokuyor. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Güzel, keyifli. Pazarları seviyoruz. Efendim? O fasulye alana çekilişle hediye. Çekilişle. Hediye nereden başlıyor abi? Yani bulgurda mı var kampanya? Ekmekte mi? Harika imkanlar vallahi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bozcaada'da vallahi her sokak bir hikaye. Her sokaktan sürpriz çıkıyor ya. Bunlar merkezde kalenin arkasındaki taksi fiyatları dostlar. Eğer gitmek isterseniz Beylikboyu Akvaryum, Habele, Yumbatı'ma Ayazmı. Yani araç ve motosiklet de kiralayabiliyorsunuz ama şimdi onların fiyatına bakacağız.
adı Cengiz Han. Cengiz Han Bey nasılsınız? Harika. Ne yapıyorsunuz burada? Tam kilisenin kapısını inceliyordum. Son ne zaman açılmış ona bakıyordum kilitten ama. Anlıyorum ki uzun yıllar olmuş. Dostlar kamerayı kendimize çevirelim. Sizi Cengiz Han'la tanıştırayım. Cengiz Han bizim Her Yer Deniz'den takipçimiz, YouTube'dan bizim videoları izliyor. Sonra bu transferi ben duyurduğumda ben katılmak istiyorum demişti. Muhtemelen ilk. Aynen. Bizim misafirimiz oldu. Şimdi birlikte İstanbul Viaport Marina'dan çıktık. Önce Marmara Adası, Marmara Adası'ndan sonra Bozcaada'ya geldik. Yaklaşık 160 mili geçtik birlikte. İki günde. Ve ilk defa yelken seyri yapıyorsun. Nasıldı? Yani bence beklediğimden çok daha iyi. Çünkü biraz da bu dalga olayı beni... Bende şey vardı, hassasiyeti vardı ama çok iyi geçti ya. Müthişti yani. Harika. Şimdi hazır Bozcaada'ya gelmişken sokaklarını biraz gezeceğiz. Evet. Tabii Hükümsür abi de güzel bir sürpriz oldu değil mi? Ya bu kanalda en sevdiğim şeylerden Hükümsür abi. Onunla yaklaşık 5 program yaptık. Keyifli oldu. Merhaba arkadaşlar. Programın ünlülerinden birisi. Ha, değil mi? Yani 5 program yaptık. Tabii böyle bir usta kaptanla seyir yapmak da... Çok rahat abi. Hissediyorsun o şeyi. Şimdi adamın... sen yelken yaptın, dümen tuttun. Değil mi? İşin biraz tabii... Ya dümeni tutturdular bana biraz. Ben de tuttum. Keyifliydi. Sadece işin tabii şey değil böyle hani. Keyfi değil. Bütün cehennesini de görüyorsun ara ara. Yok ama sağ olsun. Ama o motoru kapattıktan sonra sadece rüzgar gücüyle gidiyor olmak o ayrı bir hava yani. İşin o özünde bu var ya. Değil mi? O çok keyifli. Vallahi harika. İyi ki geldin. İyi ki yakaladım diyeyim. Aynen sağ çünkü olasın. Çünkü bir şey yani yakalaman lazım bazı şeyleri. Evet kesinlikle. Bunu yakaladım. Onun için mutluyum. Kesinlikle öyle. Şimdi Bozcaada'ya geldik. Bozcaada'nın sokaklarını biraz dolanacağız. Çok güzel. Nefis. Şuraya bakar mısınız? Değil mi? Her tarafta bir hikayesi var. Doğru. Duvarlar harika şekilde boyanmış bu arada. Sanatçılarımız gibi çalışmışlar. Her köşede çıkıyor. Duvarlar boyanmış. Harika çalışılmış. Şuraya bakar mısınız? Kilisenin saati yukarıda. Kapalı yine değil mi? Tabii yine kapalı. Kiliseye. Aynen. Bir görebilir miyiz dedik acaba? Yani sadece ayinlerde falan açıyorlar. Olabilir. Bunu da yakalamak lazım. Sokaklar hep böyle. Şu pencere korkuluklarına falan baksana hep eski. Evet. Kapılar falan. Şey çok önemli. Hani yıkıp yeniden yapma olayı var ya bizde. Aynısının yenisini yapıyorlar. İşte çok kötü abi. Değil mi ya? Bakacaksın ya bak yani. Kapı tokmakları bile durmuş. Ya bu çok önemli bence. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Hele olsun böyle insanlara. Bak şimdi. Bak şimdi. İki binanın arası. Çöp yok, bir şey yok. Gerçekten harika. Korusu var bir tane solusu. Ada kargası bir de. Adaya özel. Bu adaya özel kargalar küçük. Biraz daha minik. Korvus şarapları da ismini bu kargalardan alıyor evet, yani. Adanın meşhur kargaları. Bunlar da adanın meşhur şarap üreticilerinden. Adada sanıyorum 5-6 tane üretici var. Bugün hepsine bir tadım yapmak istiyorum. Sen seviyorsun şarap işi. Seviyorum. Evet. Bozcaada'dakileri de tam anlamıyla denememiştim. Ama bugün bunu yapacağım yani. Abi sokaklara bakar mısın ne güzel ya. Vallahi. Dostlar gelmişken böyle sokakları da size göstereyim istedim. Devam edeceğim. Şimdi bir sokağa sokacağım sizi. Burada Atol Şarapçılık var. Bağcılık ve Şarapçılık kolektif şirketi. 1927. Yani az kalmış 100 yıl olacak. Yine hemen burada sabah buraya gelip buradan bir simit almıştık. Çiçek Ekmek ve Pasta Fırını. 1959'dan beri. Çok güzel bir yer. Sabah çok enteresandı. Burada bir kafile gelmiş. Turist kafilesi. Kalabalık var. Tadım yaptırıyorum. Poğaça tadı. Poğaça tadı. Şimdi siz büyük şey, büyük şehirde düşünseniz ya. Yani atıyorum İstanbul'un Taksim'inde, İzmir'in Konağı'nda, tamam mı? Ankara'nın Kızılay'ında. Böyle sabah işe gidiyorsunuz. Poğaça alacaksınız. Çok diyorsunuz ki poğaça tadımı yapacağım. Arkadaşlar da size ne diyor? Buyur. Poğaça tadımı yapacağım. İlk defa duydum. Tabii tadım yapıyorlardı. Şarap tadımını biliyorum. Oradan geliyor herhalde. Sabah acayipti burası. Tadım değil mi? Poğaça tadımı. Bunun olayı nedir poğaça? Şimdi bahsediyordum tam. Sabah bir kafile vardı. Poğaça değil. Yani kurabiye tadımı. Kurabiye tadımı. Tamam yanlış söyledim. O kurabiyeden tadım yapıyorlar. Turlar geliyor. İşte turlar böyle tadım için tadım yapıyor. Tadımları da beğenenler alıyor. Çok iyiymiş.
Aha. Şu tabela da Hacı Tahir badem yok. Hacı Tahir badem yok ama. Ben de tadım yapmak istiyorum. Tabii biliyorum. Önceden başka bir yerdeydi. Pandemiden sonra buna maske takıldı. Sonra maske çıkarıldı, gözlük takıldı. Ondan sonra tekrar bir şeyler sinirlenme oldu yapan kişi tarafından. Oradan silindi. Sonra biz dedik burayı çizilsin bari. Aa, bunu yapan kişi mi taşıdı? Evet. Güzelmiş. Bu sefer bir gözü kapalı mı? Yoksa hep böyle mi? Hep böyle. Hep. Teşekkürler dostum. Rica ederim. Zarif. Burada merkeze indiğinizde bir sürü reçel var. Birazcık sayayım sizlere. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz oğlum, siz sormalı. İyidir be teyzem, nasıl olalım? Her şey yolunda. Gelincik, incir, acı biber. Domates, sütreçili. Akasya, ebe gömeci, limon. Bir sürü reçel. Kozalak, çilek. Damla sakızı falan. Evet, sütreçili. Sütreçeli. Sütreçeline biz Kozak Yaylası'ndan alışkınız. Orada da yaparlar. Burada da yapıyorlar. Bunu hem görsel hem lezzetli. Mor kekik. Adadan toplanıyor herhalde. Yok, Gazdan'dan geliyor. Adana köyü daha başka. Bunu bu şekilde vazoya koy. Ne oluyor? Buradan kokuyor. Kopar, çayını yap, istersen yemeğe kullan. Ha. Ne istersen. Güzel kokuyor. Evet. Zeytinyağımız var. Hepsi var bunun, ne isterseniz. Lavanta, lavanta da var burada. Değil mi? Lavanta da ekliyorlar galiba. Elif Ana reçelleri burada. Elif Ana reçelleri. Evet, tamam. Elif Anne, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ettik yavrum. Çok sağ olun, kolay gelsin. Yukarıda gitmiştik fırına. Burası da pastanesi. Buranın da dondurması çok güzelmiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Adanın otlarıyla mı yapılıyor? Şimdi otlu dondurmamız var. Tabii ki adada genellikle üzüm ekimi yapıldığı için ağacılık kısmi olarak meyve ve otlu, ot dediğimiz adı lavantadır. Yaban mevsimi onlar kısmi derecede yapılıyor. Karamel ve bal badem var. Sade ve çikolata. Alay Bey Camii'ne geldik. Alay Bey Camii'nin tam ortasında böyle bir mezarlık var. Bu mezarlığın başında da aslında bir künye var. Kim nerede yatıyor diye. Burada da bütün mezar taşlarının altında kimlerin yattığı var.
Çok sevdiğim bir abim var. Korus'tayız. Onları ziyaret ettik. Sağ olsunlar, çok güzel ikramlarda bulundular. Yolunuz düşerse muhakkak ziyaret edin. Korus. Nasılsın? Ne istiyorsun? Patates mi? Yiyecek misin? Ayrılırken Via Port Marina'dan neredeyse fulldü depomuz. Şimdi Bozcaada'da mazot alacağız. Bakalım ne kadar mazot alacağız, göreceğiz. 1834.54. Kaç litre dedin hocam? 78.61 litre. Abi kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Döktürüyorsun. Evet, bu akşamki menümüz fırında levrek. Hüküm abiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Sadece iyi bir kaptan değil, İnanılmaz bir aşçı. Vay. Vay. Bozuk paraları da koydun içine abi. Altınları da koyalım. Defne yaprağı da var galiba orada. Defne yaprağımız da var. Oo. İçinde şimdi limonumuz olacak. Evet. Sence. Vay. Sarımsaklarımızı da koyuyoruz. Onlar da harçlık mı? Bunlar yolluyor harçlık. Yolluk. Yolluk. Eline sağlık abi. Şimdi fırına gidecek. Mahsuller geldi. Evet. Eline sağlık abi. Anam. Çıkıyoruz. Harikasın. Geldi. Şöyle abi. Tamam. Babandakiler gelmiş. Vay vay vay. Soframız harika. Eline sağlık hüküm kaptanım.